da zamanında alemin kralı geliyor be. Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Aleykümselam. Hoş geldin baba. Eyvallah Celal'im, hoş bulduk. Korkut'um, ne oldu sana böyle? Baba, üstümüzden tank geçtik, kaldıramadık. Evreka ha? Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Yiğcan, çaktın mesajı. Patlatsana çayları. Tüm bardaklar kanla dolsun. Tövbe deyin. Tövbe deyin de yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Gelin. Gelin. Yaklaşın. Yaklaşın. Kardeşlerim, bugün sizlere matematiğin babası, dört işlemin amcası, pi sayısının hala oğlu, karekökün eniştesi Arşimet'in akıllara durgunluk veren hikayesini anlatacağım. Öyle içinizden ay sonunu nasıl getireceğim diye toplama çıkarma yapmayı bırakın da arkanıza yaslanın. Gevşeyin, yımışayın, beni dinleyin. Kardeşlerim, Arşimet milattan önce 200'lü yıllarda Sicilya'da doğdu. Babası emekli noter başkatibi Peksimet, annesi ev hanımı Şaziment'ti. Bunlar fakir fukara bir aileydi. Sudan koyup sudan içiyorlar, yama üstüne yama yapıyorlar ama gene de yarabbi şükür deyip 3 kuruş parayla gül gibi geçiniyorlar. Bir de üstüne üstlük ileride yarın ne olur ne olmaz diye bir kenara ihtiyat akçesi ayırıyorlardı. Bir nevi tasarruf fonu yapıyorlardı yani. İMBG, İstanbul Kırlentler Borsası. Bu iş nasıl oluyor da oluyor diye bana sormayın. Arşimet daha o küçücük yaşında öyle bir matematik dehasıydı ki nasıl yapıyorsa yapıyor, o küçücük bütçeyi alıyor. Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya, şu su parası, şu doğalgaz parası, şu elektrik parası, şu deterjan parası, şu mutfak parası diye öyle bir hokus pokus yapıyordu ki paraya bereket üstüne bereket katıyordu. Arşimet'in bu marifeti zengin komşularının kulağına çoktan gitmişti bile. Komşuları deri fabrikatörü Julius'un karısı Maria, ayol biz bu kadar aylıkla manikürdü, pedikürdü, botokslu, cilt bakımıydı derken ay sonunu zor yetiştiriyoruz. Bu çocuk, çocuk aklıyla el kadar bütçeyi nasıl idare ediyor? Çabuk çağırın bana bakayım şu veledi. Dedi. Aynı ben. Hadi oradan kırlet. Arşimet'e dediler ki komşunuz Maria seni çağırıyor. Terbiyeli çocuk. Koştu gitti. Tık 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 kapıyı çaldı. Kapı açılır açılmaz şırak diye Arşimet'in suratına bir tokat. Maria, ulan eşeğin sıpası. Nereden çıktı bu hesap kitap işi? Senin yüzünden her gün her gün kocamdan azar işitiyorum. Ufacıcık çocuk el kadar bütçeyle 3 kuruşla nasıl ev çeviriyor? Sen dünyaları alsan doymuyorsun. Eleksin diyor. Pek de yakışıklıymışım. Hele gel bakayım şöyle içeri diye daha Elif'i Mert'i bilmeyen Arşimet'i tuttu kolundan, çekti içeri. Bir de bana göster bakayım şu 4 işlem nasıl oluyormuş diye dudaklarımı büzerek uzattı. Arşimet'in öklüdü Pisagor'u şaştı. Çarpım tablosunun birlerhanesini bile unuttu. O dikdörtgenler prizmasının iç açıları birbirini şaşırttı. Küpler küp şeker olup eridi. Arşimet'in ne arşisi kaldı ne de meti. Ay 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 ay. Kadın Arşimet'i bir yanaştı. Ay o ne? Leş gibi kokuyorsun pis herif. Arkadaşım Pisagor bile senden daha temiz. Sizin evde hiç Fransız parfümü kullanılmıyor mu? Ay çabuk defol git. Ben de sana tipine bakıp bir adam zannetmiştim. Küp kafalı dedi.
Ah be kardeşlerim, akabinde ve detayında fakir ama gururlu Arşimet ağlıya ağlıya, hüngür hüngür koşa koşa Çemberli taşımamına girdi. Şakır 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 bir kalıp yeşil edrimin sabununu eritti vücudunda, döktü kafasından aşağı buz gibi suları, gözyaşlarını kimseye göstermeden çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım felsefesini kendine şiar edindi. Tellak abe atayım sırtına iki kesecik yapıştırasın bağışışı dediyse de duymadı bile. Döktü kafasından aşağı buz gibi suları, döktü buz gibi suları, sonra fırladı çıktı göbek taşına. Dümteke dümteke aynen darbuka çalar gibi göbeğenle serseri dediler gücenmediğim, divane dediler gülüp geçtim senin bu yaptıklarına, çok içerledim diye başladı içli içli şarkı söyleme. Hamamlara geldim. Hamamda yıkananlar bir baktı ki Arşimet azıtmış kardeşim, makamdan makama atlıyor. Ulan aritmetik, sussana lan ayı yavrusu, kafamızı şişirdin dedilerse de tınmadı bile. Soğuk su döktüler, ayağının altına sabun kalıbı koydular, gözlerinden içeri sabun köpüğü attılar. Hatta belindeki peştemalı bile çektiler, gene tınmadı. Eh o zaman günah bizden gitti deyip aldılar ellerine demirden hamam taslarını. Allah yarattı demeden bir giriştiler lavuğa, ağzını burnunu çarşamba pazarına çevirdiler. Hamamda karılar nasıl bayılıyormuş gördün mü bulaşık diye, verdiler beynine yumruğu, verdiler beynine baba yumruğu. Arşimet cam havliyle hamamdan bir fırladı, baldırı çıplak, buldum buldum evreka evreka buldum diye koşmaya başladı. Allah Allah, başımıza taş yağacak. Aga sen de amma yaptın ha. Bu adam suyun kaldırma kuvvetini bulmadı mı? Deneymeni yapmadan neyi bulmuş da öyle bağırıyor? Neyi bulacak ulan kıl? O kadar dayağı yesin, sen ne diye bağırırdın? Buldum, buldum, belamı buldum diye bağırıyorlar.